Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün durağımız Bursa'da Gemlik ve Gemlik'te tabii ki zeytinimiz meşhur. Biz de yine Gemlik ve Tatçan zeytinlerinin konuğu olduk. Yanımızda da firma sahibimiz Sercan Bey bulunuyor. Bakalım bizlere sektörle alakalı verdiği hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Sercan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Zeytinlerimizden, markamızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Sektöre nasıl girdik? Üçüncü kuşağı zannediyorum. Evet. Üçüncü kuşağı. Dede başlamıştı değil mi ilk işe? Dedem. Siz belki anlatın istiyorsanız izleyicilerimize. Nasıl başladık? Evet. Zeytin sektörüne nasıl girdik? Sizlerden dinleyelim. Ben 1986 Samsun doğumluyum. 5 yaşımdan beri Bursa Gemlik ilinde yaşamaktayım. Ama dedemin babamın ticaretleri çok daha eskilere dayanıyor. 1950'den beri dedem zeytin işine, pazarlarda sektöre girmiş. Evet. Sonrasında babamız bu bayrağı çok daha ileriye taşımış. Ve umarım bizlere de altından kalkması, devam ettirmesi bu süreci. Evet, üçüncü kuşaksınız. Üçüncü bu arada kuşak pazarı olarak Bursa'da mı başlamış? Yok, Samsun'da. Samsun pazarlarında. Evet, Samsun pazarlarında başlıyor. Ondan sonrasında babam işi Bursa etabına taşıyor. Hı hı. Ve daha geliştiriyor, makinalaştırıyor. Bizi sektörde daha iddialı bir hale gelmemiz için elinden geleni yapıyor ve şu anda da kardeşim ve ben devam ediyorsunuz. Devam etmeye, evet, gayret gösteriyoruz. Şimdi iki tane markamız var dedik Sercan Bey. Evet. Hem biri GMLK, diğeri de Tatçan markası. Biraz markalardan, kuruluştan bahsedin. Bu arada kaç yılında kurdu marka resmi olarak? 1986. Tatçan firması benimle eşit. Ben Sercan olduğumdan dolayı o da biraz Tatçan oluyor. Ondan dolayı ayrı bir bağımız var kendisiyle. İlişkiniz Gemlik, iyi diyorsunuz. Gemlik markası da siyah zeytine zaten ismini vermiş. Rüştünü gerek laboratuvar ortamında gerek gıdanın bütün tahlillerinde, sonuçlarında en güzel sofralık zeytin olduğu için de siyah zeytinde. Ülkemizde de en yoğun şekilde tercih edildiği için Gemlik zeytini markamız da oradan geliyor. Evet, Gemlik. Yine fason üretim yaptığımız markalarda oluyor gibi. Evet, 20'nin üzerinde firmayla da biz fason anlaşmamız üzerinden gerektiğinde onların markalarıyla, istedikleri boy ambalajlarla ürünlerini paketleyip onlara teslim edebiliyoruz. Evet, çeşit bol bu arada. Gerçekten zeytinler her çeşit çıkabiliyor. Siyahtan ve yeşilden bahsedersek kaç çeşit var aşağı yukarı? Yani siyah zeytinde sadece boylama olarak yaptığınızda 6-7 çeşit Gemlik zeytinin boyları çıkar. Bunun dışında anlatanlar aslında halkı kandırmaktan başka bir şey değil. 180-200 kalibrelik ya da Gemlik zeytini bulunuyorsa gidip de 140-160 kalibrelik bir Gemlik zeytini bulunmaz. Öyle bir zeytin yok ama aralıksız satışları oluyor nasıl bir hikmetse. Bu da insanları birazcık aslında kandırmak oluyor. Hı hı. Onun için dikkat etmelerini öğreniyorum. Gemlik zeytini daha çok kalibresi 200'den başlayıp 410'a kadar giden zeytindir. 430 tanesi de vardır. Fakat incedir. Yeme keyfi orta boy ya da iri boy diyebileceğimiz zeytinlere göre birazcık daha düşüktür. Evet, evli ufaklı ayrılıyor. Evet. Tabii bunların işte sele zeytini var, etli dolgun zeytinler var. Evet. Bunlar kendi aralarında zaten birçok çeşitle bölünüyor zannediyorum. Yine yeşil de zeytinde de bu konuda da domat zeytinleri, çizik edremit zeytinleri, bu ürünleri çalışıp işlemekteyiz. Bunların da mümkün olduğunca doğal yollarla, kimyasal faktörünü devreye sokmadan tatlandırıp müşterilerimize ulaştırmak istiyoruz. Evet, tüketimi sunuyoruz. Peki birazcık hasat döneminden başlarsak ne tür aşamalardan geçiyor bu hale gelene kadar? Sadece Gemlik zeytini mi kullanıyoruz burada, bu bölgenin mi? Evet, Gemlik zeytin markasının içerisinde olan bütün zeytinleri sadece bölgemizin ürünleri kullanıyoruz. Fakat Tatçan zeytinimizin içerisinde de siyah zeytinlerimiz oluyor. Onda gene bölgemizden veya tercihen yakın civar bölgelerden çalışabiliyoruz. Ama yeşil zeytinlerimiz dediğim gibi daha çok domat zeytinleri. Üzerinde de zaten yazar Akhisar domat diye ürünlerimizin. Edremit ise Edremit çizik diye yazar. Biz bölgesiyle zeytin satan bir firmayız. Yani her bölgeden aslında buluyoruz ve o bölgenin iyisini bulup ulaştırmak istiyoruz. Burada peki kendiniz aşamalardan geçirip kavanoza gelene kadar kendiniz işliyorsunuz değil mi? Evet, direkt müstahsillerle muhatabız ya da bu konuda kendi kuyularımızdan çıkan zeytinlerden müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bütün aşamalarını
kendimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Evet, burada yine makinalarımız var. Sonra da depo alanımız var. Burada da saklama. Evet. Peki biliyorsunuz zeytinde de birçok hile çıktı Sercan Bey. İşte boya denildi, farklı şeyler yapılıyor denildi. İyi zeytini biz nasıl anlamalıyız tüketici olarak? Hiçbir meyve tek renk olması beklenemez. Birazcık da rengi farklı olan sepette gördüğünüz ürünler daha çok tercih edilebilir ürünlerdir. Ama zeytin boya tutmaz. Yani bu bir urafedir. Böyle bir şeyin gerçekliği yoktur. Zeytini boyayamazsınız. Zeytin katkı maddesi yoktur uzun bir katkı süre, başka kimyasallar koyarak rengini karartabiliriz. Ama gel gelelim boya değildir. Yani boyayla kesinlikle değildir. Herhangi bir zararı yoktur. Genelde tuza falan yazılıyor sanırım. Sonra da tuzlu suyun içerisinde doğal fermanteyle olan zeytinler en çok tercih edilmesi gereken, sağlığımız için en çok kullanılması gereken zeytinlerdir. Sadece tuzlu suyun içerisinde tatlanmış, tatlanma süresini, olgunlaşma süresini tamamlamış ürünler. Evet. Peki biz ürünleri, bu markaları nerelerde bulabiliyoruz? Nerelere kadar gönderiyorsunuz? Elazığ'da Elazığ Bölge Bayiliğimiz, Samsun'da Samsun Bölge Bayiliğimiz satış noktalarımız var. Buradan marketlere dağıtımı oluyor. Onun dışında bizim marketlerle siparişleri üzerine, dediğim gibi kendi markamızda ya da onların markasıyla ama içerisindeki ürünler bizden olmak üzere bütün teminatı, bütün teslimatı yapabiliyoruz onlara. Evet, aslında hemen hemen her yere gidebiliyor değil mi markalar? Evet. Bunlar. Peki, ilerleyen günlerde farklı projeler düşünüyor musunuz? Neler bekliyor Sercan Bey sizleri? Şu anda kendi sektörümüzde çalışıp bu bayrağı, aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek istiyoruz. Hı hı. Onun için de kalktığımızda işimiz, yattığımızda işimiz var aklımızda. Evet. İnternetten satışlar var mı bu arada markalarla alakalı? İnternetten satışa yeni yüzümüzü döndük. Güzel bir şekilde giriş yapacağız. Bu önümüzdeki 30-40 iş günü içerisinde internet satışımız da olacaktır. Evet, pandemi döneminde biraz işler durdu dediniz. Evet, kesinlikle çok etkilendi. Maalesef insanların ekonomik zorluklar içerisine girmesi de birazcık daha fiyat bazlı, fiyat odaklı ürünlere dönmelerini sağladı. Hı hı. Bundan dolayı biz de birazcık iş kaybına uğradık. Etkilendik diyorsunuz. Peki, tüketicilere buradan zeytinlerle alakalı neler söylemek istiyorsunuz Sercan Bey? Zeytin sağlık için tüketsinler ama lütfen sağlıklısını tüketsinler. Evet. Sağlıklı zeytin bulmanızın da birkaç yolu, rengine bakmak, tadına bakmak, daha çok görüntüsüne, büyüklüğüne, iriliğine, tanesine değil de tadına bakmak, size zevk veren, keyif veren zeytini tüketmek. Evet, iki tane marka dedik. Biri YMLK, Yemlik, diğeri de Tatcan. Yine bu markaları da gördüğünüzde gönül rahatlıkla tüketebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı programı kapatmadan önce? Yok, çok teşekkür ediyorum. Biz ayağınıza teşekkür sağlık. Ediyoruz. Zaman ayırdığınız için, çok geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Bizler için bir keyifti. Hem sektörün nabzını tuttuk, hem sizleri tanıttık. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim size. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün durağımız Gemlik'ti. Tabii ki Gemlik'imiz zeytiniyle meşhur. Hem Tatcan markasını tanıttık, hem GMLK markasını. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.